Herkese merhabalar. Albert Sonya YouTube kanalımıza tekrardan hoş geldiniz. Bugün işletme ve üretim maliyetleri nasıl düşürdür konusu hakkında konuşacağız. Bu kapsamda bizlerle değerli bilgilerini ve tecrübelerini paylaşmak adına Albert Sonu kurucu ortağı Erdem Tüzünkan bizlerle beraber. Erdem Bey hoş geldiniz. Sizleri tekrar aramızda görmekten çok mutlu olduk. Hoş bulduk Şevval Hanım. Teşekkür ediyorum beni davet ettiğiniz için. Ben de e, bugünkü konumuzda değerli dinleyen ve izleyenlerimize beraber olmaktan keyif duyuyorum. İnşallah verimli bir sohbet geçiririz. Biz de öyle umuyoruz Erdem Bey. Tekrardan sağ olun. Erdem Bey bildiğiniz gibi ister büyük bir şirket olsun ister küçük bir şirket olsun. Bu şirketlere yönetim masraflar bir işletme sahibinin her zaman azaltmak istediği bir şey olarak karşımıza çıkıyor. Maliyet azal, azaltmakta kolay değil tabii ki, yaratıcılık gerektiriyor ve hiç düşünmemiş olabileceğiniz yeni şeyler denemek gerekiyor. Her kuruşun önemli olduğu belirsiz bir ekonomide gelirdeki en küçük artış veya giderlerdeki azalma bile şirketin ka karlılığını etkileyebiliyor. Erdem Bey bizler de maliyeti düşürme konusuna geçmeden önce dilerseniz her zamanki gibi tanımlarla görüşümüze başlayalım derim. Bu kapsamda işletme maliyeti nedir, işletme giderlerini oluşan unsurlar nedir sizlerden dinlemek isteriz. Memnuniyetle Şevval Hanım. İşletme maliyetleri her şeyden önce bir işletmeyi, bir şirketi günlük olarak operasyonlarını yürütmesi için ...gerekli harcamaların tamamına verilen isimdir. Bir başka deyişle... ...bizim kullandığımız, esnafımızın kullandığı bir tabirle... ...işte ben bu kepengi açtığım zaman... ...mesela günde 100 bin lira yakarım... ...gibi ifadeler vardır. Bu aslında benim işletme masrafım, işletme maliyetim... ...işletme giderim 100 bin liradır anlamına gelir. Dolayısıyla bir firmanın, bir şirketin günlük operasyonlarını çevirmek için harcayacağı farklı kalemlerdeki tüm giderlerin toplamına biz işletme gideri veya işletme maliyeti diyoruz. E, tabii buradaki masraflar farklı farklı kategorilerde değerlendirilebilir şey Hanım. Her şeyden önce burada birinci kategori hani yönetsel e, maliyetler olarak değerlendirilebilir. İkincisi de hani bakım veya operasyonla ilgili maliyetler olarak sınıflandırılabilir. E, yönetim masraflarına örnek verecek olursak işte e, muhasebe, bordro, e, işte bankalara verilen ücretler, sigorta ücretleri, ofis kiraları, e, depo kiraları, araç e, sabit araç giderleri gibi giderler bununla alakalı olarak değerlendirilebilir. Operasyonel giderler ise operasyonel işletme masrafları ise şöyle örneklendirilebilir. İşte bir ürün üretiliyorsa o ürü, ürün için ham madde giderleri işte o ürün için harcanan elektrik doğalgaz giderleri o ürün için harcanan işçilikler artı o ürünün sevkiyatı nakliyesi için harcanan işçilikler o ürünün ambalajı için yapılan masraflar o ürünü müşteriye ulaştırmak için yapılan Kargo veya nakliye masrafları gibi giderlerde bu operasyonel giderler adı altında değerlendirilebilir. E, ayrıca burada ka, e, işletme giderlerini kategorize edecek olursak e, bir farklı kategorizasyondan daha bahsedebiliriz. O da şöyle e, sabit giderler ve değişken giderler olarak isimlendirebiliriz işletme maliyetlerini. Şöyle ki sabit giderler üretime veya operasyona hizmetin icrasına hiçbir şekilde bağlı olmadan o adet azalsa da hatta hiç olmasa da veya çoğalsa da hiç değişmeyen giderlerdir. Örneğin kira giderleri. Sizin bir ofisiniz var. E, diyelim ki e, güncel örnekler vereyim. Bir restoran e, sahibisiniz ve restoranınızın bir kiraladığınız bir mülk var. Restoranınızın içinde bulunduğu bir mekan var bu mekana kirayı ödüyorsunuz. İşte günümüzde bir yıl aşkın süredir salgın nedeniyle birçok işletme kapalı. E, restoran kapalı yer yer. Fakat ne yapıyorlar? Kiraları çalışıyor. Bir tane bile müşteri gelmese dahi, bir kişi bile oturup yemek yemese dahi o kirayı ödemek durumunda. İşte bu sabit giderlere bir örnek. Bir de değişken giderler var. Değişken giderler ise ...yapılan işin hacmiyle doğru orantılı olarak artan veya azalan giderler olarak isimlendirilebilir işletmelerde. Bu, bu tarz işletme giderlerine örnek verecek olursak... ...örneğin işte bir e-ticaret işletmesinin e, kargo e, ambalajı e, veya işte karton kutu maliyetini buna örnek olarak verebiliriz. Çünkü... İşte 10 adet bu bir günde sipariş gelirse 10 tane kutuya ihtiyacı olacaktır ürününü sarıp kargolamak için. 100 tane gelirse 100 taneye ihtiyacı olacaktır. Gelen siparişe göre yapacağı harcama değişkenlik gösterecektir. O yüzden bu değişken e, işletme giderleri olarak isimlendirilebilir ve değişken maliyet unsurlarını oluşturur. Dolayısıyla değişken maliyet aslında işin hacmine ve performansına bağlıdır e, diyebiliriz. E ee, bir başka e, örnek verecek olursak bir e, anlatımla beraber ne demiştik? İşletme maliyetleri aslında bir işletmenin işletilmesiyle ilgili günlük yapılan harcamalardır. E ee, bunu bir sandviç da dağıtımıyla e, örneklendirelim. Bir sandviç e, yapan ufak bir işte büfe düşünelim ve bunu da diyelim ki yakındaki iş yerlerine de dağıtıyor, götürüyor. İşte günlük öğle yemeklerinde kullanılıyor. Şimdi bu sandviç dağıtımı yapan bir firmanın, büfenin benzin maliyeti olacak. İşte motor, motokurye ile beraber büyük ihtimal dağıtım yapacak bir benzin maliyeti olacak. Sandviçlerin kendi maliyeti var. Onun içindeki ekmek var, peynir var. İşte onun içindeki salatalık var, diğer malzemeler var. Daha sonra o büfe'nin elektrik hem aydınlatma anlamında elektrik gideri var, hem de bir nevi o sandviç üretim amaçlı, işte belki sıcak sandviç yapacak, onun için bir fırın var, fırın elektrikle çalışıyor gibi. Dolayısıyla bu tarz genel giderleri olduğundan işletme giderleri olduğundan bahsedebiliriz. İşletme maliyetleri de genellikle dolaylı maliyetlere özgü olan. E, maliyetlerdir. Örnek verecek olursak mesela genel giderler e, genel giderleri siz toplam o günkü üretim veya satış adedinize bölerseniz aslında bir ürün başına doğrudan maliyete ulaşırsınız. E, genel giderlerin doğrudan maliyeti olan etkisine ulaşırsınız. E, ör, hani verdiğimiz örnekte inceleyecek olursak e, tüm Buradaki doğrudan maliyetler sandviç dağıtım işinde aslında o sandviçlerimiz ona e, eklenen diğer malzemeler üzerine eklediğimiz tuzu e, diğer işte karabiberi e, pul biberi artı o gün itibariyle gündelik de olabilir aylık da olabilir personele yaptığımız ödemeler kuryemize işte sandviç yapan arkadaşımıza kasada duran arkadaşımıza telefonlara bakan arkadaşımıza ödediğimiz maliyetler. Ee, olabilir. Peki buradaki dolaylı maliyetler neler olacaktır? Dolaylı veya değişken e, maliyetlerde aslında elektrik harcadığımız elektrik miktarı e, işte fırını ne kadar yakacağımızla alakalı olacağı için gelen siparişle doğru orantılı olacaktır e, diyebiliriz örnek vermek gerekirse. E, genel olarak da biraz bu işin muhasebe tarafında daha muhasebe literatüründe e, biraz da bilgi verecek olursak. E, işletme giderleri aslında genel olarak e, özellikle işletmenin üretim giderleri diyebileceğimiz giderler genel olarak üçe ayrılır. Muhasebe literatüründe, muhasebe yönetiminde veya bir başka ifadesiyle maliyet muhasebesi sisteminde e, üretim, işletme giderlerini oluşturan üretim giderleri üçe ayrılır. Bunlar aslında direkt ilk madde ve malzeme giderleri olarak isimlendirilir. Bu üretilen Ürünün, mamulün doğrudan içine giren ham maddelerin giderleştirilmesidir. İkincisi ise direkt işçilik giderleri olarak isimlendirilir. Bunlar da direkt işçilik giderleri o ürün veya hizmetin üretilirken doğrudan o ürünle alakalı harcanan işçiliklere verilen isimdir. Mesela işte bir döküm fabrikasında o döküm ocağının başında duran operatörün harcadığı işçilik direk işçilik gideridir. Fakat e, ne bileyim işte aynı işletmedeki muhasebe departmanının harcadığı e, işçilikler direkt işçilik gideri olarak isimlendirilmeyecektir çünkü doğrudan o ürünle birebir bağı bulunmamaktadır. Gelelim üçüncü e, alt kırılıma gider unsurları olarak genel üretim giderleri. O da bir fabrika içerisinde aslında o üretim için harcanmakla beraber Spesifik olarak tam bir ürünle eşleşmeyen ama o ürün partisinin tamamıyla yani üretimi gerçekleşen mamullerin tamamıyla eşleşen üretim giderleridir. Ee, o da mesela fabrikanın aydınlatması buna örnek olarak verilebilir. Siz şunu diyemezsiniz işte az önce döktüğüm şu parça için bugün işte 5 saniyelik aydınlatma kullandım işte 5 ne bileyim 50 lümen, 5000 lümenlik bir ışık yoğunluğu aldım ve işte bunun maliyeti de budur diye ayrıştıramazsınız. Ama o ürün için o aydınlatma karanlıkta üretilemeyeceğine göre o fabrikanın o gideri genel üretim gideridir. Bütün bunlar aslında işletme giderleri arasındaki üretim giderlerini oluşturur. Bir de tabii ki yönetim giderleri veya genel giderler olarak isimlendirilen başlık vardır. Bunun altında da aslında birçok işte e, ar, satış pazarlama gideri, yönetim gideri e, dışarıdan sağlanan e, işlere dönük, kaynaklara dönük yapılan harcamalar yani dışarıdan sağlanan hizmetlere dönük yapılan harcamalar olarak kategorize edilebilir diye düşünüyorum. Umarım bunlarla sorunuzu yanıtlamış oldum. Şevval Hanım. Çok teşekkür ederim Erdem Bey. Tabii ki çok güzel bilgiler verdiniz yine her zamanki gibi. E, maliyet azalt, e, işletme maliyetinin ne olduğunu anladık. Şimdi de maliyet azaltmanın ne olduğunu, nasıl yapılacağını anlamamız gerekiyor. Şirketlerin en çok merak ettiği sorulardan birinin bu olduğunu düşünüyorum. Bu kapsamda Erdem Bey, maliyet azaltma yöntemleri nedir? Maliyet düşme stratejilerine örnekler verebilir misiniz? Dilerseniz bu sorular hakkında sizlere dinleyelim. Eee sağ olun Hanım. Maliyet azaltma konusu tabii günümüzde aslında tüm işe iş dünyasının özellikle de günümüzde çok ciddi kendine dert edindiği, ana gündemi yaptığı bir konu neden maliyet azaltmaya ihtiyaç duyulur veya neden maliyet düşürmeye ihtiyaç duyulur? Biraz oradan başlayalım isterseniz Şevval Hanım. Şöyle ki şimdi bir işletme, bir şirket, bir ticari kuruluş neden kurulur? Kar elde etmek için kurulur. Yani kar elde etmeyen bir kuruluşun yaşama şansı yoktur maalesef. Kar elde edecek ki sahiplerine hem bu işi kurmakla ilgili harcadıkları sermayenin geri dönüşünü sağlayacak. Hem de operasyonel olarak büyümek ve gelişmek için daha fazla değer etki ve katma değer yaratmak için bunu kullanacak. Şimdi gelelim kar nereden oluşur? Kar aslında bizim elde ettiğimiz gelirden o iş için yaptığımız maliyeti düştüğümüz zaman bulduğumuz rakamdır. Yani hani satışlar eksi giderler. Gelirler eksi giderler. Eşittir kar. E peki biz bu karı nasıl arttırırız sorusunu sormaya başladığımız zaman aslında maliyet azaltma yöntemleri karşımıza çözümlerden bir tanesi. Teki değil ama bir tanesi olarak çıkar. Çünkü ee, bu eşitliğin aslında mesela kar oranını hesaplamak istiyorsanız aslında hani e, normalde yaptığınız şey işte gelirinizle giderlerinizi e, belli bir formülasyonda aslında e, karşılaştırmak olacaktır. Burada payda da yer alacak olan yani denklemin bir tarafında yer, al yer alacak olan kavram giderlerse diğeri gelirlerdir. Bugünkü söyleşimizde gelirler konusunu ele almıyoruz ama tam tersine giderlere odaklanıyoruz. Eğer giderleri azaltırsanız ve aynı ürün adet veya satışına hala ulaşabiliyorsanız aynı kat minimum aynı katma değerle dolayısıyla maliyetleri düşürdüğünüz için geliriniz yani karınız artıyor olacaktır. Kar arttığı için de aslında siz de şirket sahipleri olarak, çalışanlar olarak, profesyoneller olarak daha mutlu olacaksınız. Dolayısıyla aslında maliyet azaltma projelerinin her zaman en önemli itici gücü mutlaka ve mutlaka karı arttırma hissiyatıdır. Muhtemelen de karda düşmeler başlamıştır. Giderek kar marjları daralıyordur. Bu daralan kâr marjları beraber maliyet azaltma projelerine e, öncelik verilir. Maliyet düşürücü öneriler bir anda hani gündeme gelir. Ve maliyet azaltma metotları devamlı e, şirket profesyonellerinin günlük e, toplantı rutinlerinde konuşulmaya başlanan bir kavram haline gelir. E, dolayısıyla maliyet azaltma bu kadar önemli Şevval Hanım. Bir şirketin doğrudan doğruya sürdürülebilirliğini, karı arttırıcı bir unsur olarak etkileyen en önemli faktörlerden bir tanesi. dolayısıyla bu noktada da maliyet azaltmayla ilgili tabii ki her firma kafa yoruyor. biz de kafa yorduğumuz zaman aslında burada dinleyenlerimize, izleyenlerimize belki de bildikleri ama tekrar hatırlatıcı, bazılarını ise ya evet bu da çok iyi fikirmiş ya diyebilecekleri 15 etkili maliyet azaltma yöntemi önermek istiyorum bunları ne olur e, kendi şirketlerinde de uygulamayı denesinler düşünsünler e, acaba bu başlıklarda ben ne yapabilirim bu her bir 15 ayrı etkili maliyet azaltma yönteminden feyz alarak ben bunu şirketimde nasıl uygularım bunu düşünsünler isterim e, gelelim bu yöntemlere maliyet azaltma yöntemlerine bunlardan ilki şöyle şöyle anlatabilirim dış kaynak Kullanmayı deneyin. Şimdi e, dış kaynaktan kastımız aslında daha İngilizce'den e, devşirme tabiriyle outsourcing kullanmayı e, tercih edebilirsiniz. Sebebi şu, e, tabii ki kalıcı persone aynı işi belki bünyenizdeki personellerle de yapabilirsiniz. Ancak e, dış, bunların e, hem sigorta hem vergi hem de işte bir kişiyi çalıştırdığınız zaman otomatikman doğmaya başlayan tazminat yükleriyle beraber düşündüğünüz zaman, sosyal haklarıyla beraber düşündüğünüz zaman, geleceği tam da kestiremediğiniz noktada aslında şirket bünyesine istihdam sağlayarak çok büyük yüklerin altına girmiş olabilirsiniz. Halbuki bu yüklere bu kadar geniş vadede girmeden daha uygun, verimli, bu işte uzmanlaşmış dış kaynak profesyonellerini ve dış kaynak firmalarını bularak işte danışmanlık veya outsourcing firmalarını bularak bu firmalardan ihtiyacınız olduğu e, alanda ihtiyacınız olduğu kadar süre e, hizmet alıp sadece o kadarlık süre için e, masrafı katlanmış olabilirsiniz. Do, e, örnek vermek gerekirse işte geçici bir Yoğunluk varsa işte e, diyelim ki bordro işlerine çok e, giriş çıkış oluyor vesaire e, dolayısıyla siz bu bordro yapacak 3 tane muhasebe personeli alıp onların bütün yüklerine belki yıllar boyu katlanmak yerine bu geçici bir dönem 6 aylık bir dönem olduğunu özellikle de biliyorsanız diyebilirsiniz ki bir bordrolama e, firmasından bir dış kaynak kullanım hizmeti alayım 6 aylık bir hizmet parası ödeyeyim ama çok daha büyük bir yükü yani maliyeti gideri azaltmış olayım diyebilirsiniz. İkinci önerim şöyle olacaktır. Faturalarınızı erken ödeyin. Şimdi bu sizi şaşırtıcı bir öneri olabilir. Nasıl yani ben hani zaten parayı zar zor toparlıyorum bir de faturalarımı erken mi ödeyeceğim diyebilirsiniz. Aslında evet sadece bunu doğru bir taktikte birleştirirseniz size maliyet azaltma olarak geri dönecektir. Nasıl? O da peş, e, tabiri caizse peşin paranın alım gücünü kullanarak. Her zaman vade e, bir işin maliyetini arttıran bir unsurdur. Siz ne kadar geç öderseniz... o ...kullandığınız bir hizmetin parasını veya aldığınız bir malzemenin parasını... ...o kadar e, size onu satan tedarikçiniz... ...o kadar daha marjlı, premium olarak size onu fiyatlandıracaktır. O yüzden... E, elinizde de belli bir peşin para varsa e, hani e, para peşin, iş meşin diye bir kavram vardır. E, bunu tam da kullanabilirsiniz iş hayatında. Parayı masaya koyduğunuz zaman o canlı paranın etkisi e, normalde yapacağından daha fazla bile indirim yaptırtabilir tedarikçinize. Dolayısıyla e, faturalarınızı erken ödemek, e, bir işi mümkün olduğunca peşin paraya doğru ittirmek maliyetlerinizi azaltacaktır. Başka negatif unsurları olabilir ama işte bunları zaten optimize etmek işte bir yönetim muhasebesi finans, finansal yönetim unsurudur. Bir maliyet muhasebesi unsurudur ve çok titizlikle ele alınmalıdır diye düşünüyorum. Gelelim üçüncü başlığa Şevval Hanım. O da şu stok seviyelerinizi azalt. Stoğa çalışmak e, aslında ölümcül tuzaklardan bir tanesidir birçok işletme için. E, şöyle ki evet şunu kabul ediyorum belli sektörler ve belli işler için stoklu çalışmak gerekebilir. Yani e, çünkü müşterinin önünde hazır bulundurmanız gereken e, ürünler olmak durumundadır bazı sektörlerde. E, bazı sektörlerde ise aslında tamamen müşteri çeker müşteri talebi yarattığı anda üretime başlanır. Aslında bu da yalın üretimin en temel felsefelerinden bir tanesidir. Bununla beraber işletmeler e, kendilerini güvende tutmak için de bir miktar stok bulundururlar aslında. Hani ya ne lazım işte ya sipariş ederse biraz ben bunu üreteyim derler veya şu tuzağa düşerler. Belli bir dönemde işler böyle hafif düşmeye başladığı zaman ya derler ki biz işte maliyet azaltma projelerine gitmeyelim. Bu işler düzelir elbet. İşte düzeldiği zaman da bu ürünlere talep olur gibi iyimser bir bakış açısına sahip olabilirler ve derler ki ya biz aslında sanki sipariş varmış gibi tam gaz işçimizle malzememizi de alalım, üretimimizi devam ettirelim. Dolayısıyla stoğa stok kuleleri çıkmaya başlar. İşte bu e, çoğu zaman yanlış bir uygulamadır. Maliyet arttırıcı bir uygulamadır. Maliyeti azaltmak istiyorsak stok seviyelerini azaltmalıyız. Çünkü orada duran stok he, he, sadece şu yanlış bir algıdır. E, çoğu e, özellikle aile şirketi işletmesine gittiğim zaman patron işletmesine şöyle bir algıyla karşılaştığımı e, çoğunlukla bilirim. Ya işte o... Mal değil mi? Mal orada duruyor işte. Paradır. Mal eşittir. Canlı para. Dolayısıyla aslında değer kaybeden bir şey yok derler. Ama bu doğru değildir. E çünkü paranın maliyeti vardır. Sermaye maliyeti vardır. Sermaye maliyetini işin içine kattığınız zaman işte bir yıldır stokta duran bir ürünün işte ülkemizdeki güncel %20 enflasyon oranıyla düşünecek olursak aslında %20 cebinizden para eksilmiştir. Bir ürün bir yıl stokta duruyorsa. Başka hiçbir farklı finansal enstrüman hesabına girmeden çok net bunu söyleyebilirim. Dolayısıyla orada stokta duran para eriyen paradır. E, yüklenilmiş bir maliyettir ve giderek bu maliyetin boyutu artmaktadır. Dolayısıyla maliyetleri azaltmak isteyenler maliyeti azaltma yöntemi olarak stok azaltmayı, stok seviyelerini düşürmeyi e, dikkate alabilirler. Gelelim dördüncü başlığımıza. O da şu internet pazarlamasını kullanın yani e, dijital pazarlamayı kullanın. E, burada kastettiğim şu, şirketler satış arttırıcı faaliyet olarak geçmişten gelen geleneksel birçok bir mecrayı kullanmaktalar. İşte bunlar fuarlar, e, televizyon reklamları, billboard reklamları veya birebir satış görüşmelerinin yoğunluğu gibi veya basılı katalog, broşürler gibi daha geleneksel yöntemler olabiliyor. Bunların da etkili olduğu pek tabii ki yerler var. Bununla beraber çoğu işletme dijital pazarlamanın, internet pazarlamasının aslında çok daha etkili, çok daha verimlilik arttırıcı bir unsur olduğunun farkına varamayabiliyor. Her şeyden önce bir fuara katılmak demek kendinizi mesela bağlamak, o fuar için çok özel harcamalar yapmak, stand tasarlatmaktan tutun da personele kadar harcamalar yapmayı gerektiriyor. Oysa ki aynı etkiyi e, oturduğunuz yerde masa başında fuarın e, gelmesini beklemeden basit bir e, işte örneğin Google reklamı vererek Google'da da o fuara gelmeyi umduğunuz firmalar kimse aslında doğrudan onları veya o sektörü hedefleyecek şekilde e, e, ayarları yaparak bu pazarlamayı gerçekleştirebilirsiniz. Bir anında gerçekleştirebilirsiniz. İki kontrollü maliyetlerle gerçekleştirebilirsiniz. Diyebilirsiniz ki ben sadece bu şey için 5000 TL harcayacağım o kadar. Proje kampanya bütçenizi bu olarak belirlediğiniz anda bunu aş aştırtmaz zaten size dijital mecralar. Veya sonuçlarını da ölçebilirsiniz. Diğer geleneksel pazarlama yöntemlerinde başarılı olduğunuz olmadığınız onu da belirleyemiyorsunuz. Burada Doğrudan e, bu ürün, bu reklam bana bir fırsat olarak geldi mi, bir satış olarak, satışa dönüştü mü görebilirsiniz dijital mecralar üzerinden. Gelelim beşinci başlığımıza Şevval Hanım. Orada da şunu söylemek istiyorum. Stajyerleri işe al. Unutmayın konumuz neydi? Maliyet azaltmak. Maliyeti düşürmek istiyoruz. Maliyet düşürme yöntemi arıyoruz. İşte size karşınızda bir maliyet düşürme yöntemi. Evet. Birçok işimizin aslında işletmelerde bunları stajyer alın derken fotokopi çekim işinden bahsetmiyorum. Hani genelde stajyerler eşittir fotokopi çektirme unsurları olarak görülür ama bu çok doğru değildir. Zaten günümüzde de çoğu işletmede değişmiş bir kavramdır bu. Aslında daha çok uzun dönem stajyerlerden bahsediyorum. Sizin bünyenizde üniversite öğrencisi olan beyinler bir yıl sonra iki yıl sonra aslında çok büyük paralar vererek işte böyle bir sürü iş görüşmeleri sonunda almaya çalıştığınız insanlarken bir ya da iki yıl önce bunlar e, hani e, tabiri caizse yeni yetme arkadaşlar mı? Aynı insan aynı şey sadece belki bir iki yıl hayat tecrübesi eksik o kadar. Zaten bunun da farkındalar ve o yüzden daha hem geçici veya daha düşük ücretlere razılar veya yarı zamanlı çalışmaya razılar. Bunların ister daha düşük ücret olsun ister yarı zamanlı çalışma modelleri olsun her biri aslında bir maliyet azaltmadır. Bir, bu arada tam zamanlı çalışanların da birçok anlamda yeri geldiği zaman perdenin arkasına saklanıp size yüksek maliyetler çıkardığını veya verimsizlik öğeleri çıkardığını bu sayede de fark edebilirsiniz. O yüzden Hayati olmayan ama daha çok iş gücüne dayanan, e, düşünsel iş gücüne dayanan, e, masa başı işlerine dayanan işlerde e, uzun dönem stajyerleri tercih etmeniz ciddi bir maza, e, maliyet azaltma projesi olacaktır diye düşünüyorum. E, gelelim 6. etkili maliyet azaltma yöntemine. Toplantı için daha az seyahat edin. Günümüzde artık e, dijital platformlar çoğaldı, e, yazılımlar çoğaldı. Uzaktan uzağa e, haberleşme imkanları arttı. Görüntülü e, konuşmalar, işte görüntülü toplantı araçlarının kullanımı çok yaygınlaştı ve çok pratikleşti. Dolayısıyla artık ister satış görüşmesi olsun, ister müşteri memnuniyeti, ister tedarikçi anlaşması, isterseniz işte başka bir e, ikili işbirliği anlaşması görüşmesi olsun, hiç önemli değil. Bunları online çevrim içi araçlarla oturduğunuz yerden işte iki saat git arabayla iki saat gel 4 saatinizi boşa harca ve verimsizlik yarat döngüsünden çıkarak başarabilirsiniz. Online toplantılar yapın, çevrim içi toplantılar yapın, görüşmelerinizi dijitale taşıyın, maliyetinizi azaltın derim. Gelelim yedinci başlığımıza o da şu Şevval Hanım. Çalışanlarınızın uzaktan çalışmasına artık izin verin ve bunu bir şirket e, politikası haline çevirin. Yani uzaktan çalışmayı keşfedin. E, evet, bazı işler ofisten ofislerden fabrikalardan yapılmak zorunda. Bunu kabul ediyoruz. Burada kastettiğimiz tamamen evlerimizden çalışalım değil, ofislerimizde olmayalım değil. Ama haftanın 5 beş gününün 5'inde de ofiste olma zorunluluğu artık günümüz dünyasında çok da gerekli değil gibi geliyor bana. Bunu gerekli kılmak gerekli veya gereksiz tartışmasından daha öte işe parasal boyutta baktığımız zaman bir çalışanın veya yani birçok çalışanın fiziksel olarak bir binada toplanmasının aslında ne kadar gizli bize maliyetler yüklediğinin farkına varmamız gerekiyor. İşte o personeli oraya getirtmek için harcadığınız, kimine araç vererek deposuna koyduğunuz bensin, kimine servis tutarak servis otobüsüne verdiğiniz para, kimine toplu taşıma için verdiğiniz paralar, burada geçen zaman boşuna zamanlar ve bu zamanların yarattığı ek personel veya fırsat maliyetleri. Ee, gerçekten çok büyük verimsizlik alanları yaratıyor derdimiz bizim maliyeti düşürmekse hem de verimlilik arttırmaksa bakın ikisi içinde kullanılabilecek mükemmel bir çözüm uzaktan çalışma e, prosedürlerinizi geliştirin ve uzaktan çalışmaya uyum sağlayacak hem teknolojiler hem yönetmeliklerinizi hem teknolojilerinizi artık e, kullanır hale e, gelin derim işletmelere gelelim 8. etkili maliyet düşürme önerisine o da şu kullanılmış ikinci el makina ve ekipmanlar satın almaya bakın ya her şeyin yenisi en iyisidir olabilir evet hepimiz isteriz gıcır gıcır bir makine gıcır gıcır bir parlayan arabamız olsun ama maliyet düşürtmek istiyoruz sonuç olarak esas bizim amacımız ne buna odaklanmak lazım esas amacımız örneğin bir ee, üretim makinesi CNC makine almak istiyorsak evet hız, kapasite, e, kalite, üretim kalitesi bunlar işi belirleyecek faktörlerden en önemlileridir belki. Bu faktörlerdeki optimizasyonunuzu belli fedakarlık paylarınızı belirledikten sonra e, hurdaya dönmemiş gayet yine çalışan ama kullanıldığı için zaten Değeri daha ilk çalışma gününde belki yüzde 20 düşmüş olan bir makineyi aslında çok daha uygun fiyata alabileceğinizi bilmeniz lazım. Maliyet azaltmak istiyorsak bir yandan da üretim yapmak işte siparişlere yetişmek istiyoruz pek tabii ki. E, o zaman doğru çözüm ikinci el makinalara yönelmek bu yönde kafa yormak tabii ki bunların belli garantik kapsamlarında işte belli e, Çalışabilirlik seviyelerinin garanti edildiği yönde şekilde bunları almak lazım. Bununla beraber bu garantiler sigortalarla da desteklendiği takdirde aslında ikinci el e, kullanılmış makine ve ekipman, ister üretim olsun, isterseniz de e, işte bir satışa gidip gelmek için kullanacağınız arabada olsun almak ikinci el araba almak iyi bir e, maliyet azaltma fırsatı size sunabilir diye düşünüyorum Şevval Hanım. E, gelelim. Dokuzuncuya o da çevrim içi ücretsiz araçları kullanın. Yani ücretsiz yazılımları, online ücretsiz yazılımları belli işleriniz için kullanmayı deneyebilirsiniz. Veya ücretli de olsa yazılımlar bunların işte ücretsiz veya minimum ücretli olanlarını deneyebilirsiniz. Örnek vermek gerekirse diyelim ki işte sıklıkla doküman, bilgisayarınızda döküman hazırlamanız gerekiyor. Şimdi bunun için hepimizin bildiği ve sıklıkla aşina kullandığı işte Microsoft'un Office yazılımları var. Bunların her biri bir para. İşte toplu satın alma, tek seferlik satın alma modelleri var veya kullandığın kadar öde modelleri var. Okey, yani bu iyi bir alternatif. Fakat aslında tamamen ücretsiz olan döküman hazırlama araçları da var. İşte örneğin Google dökümanlar gibi veya çok daha başkaları da var piyasada. Bunlar da ücretsiz araçlar. Eğer siz hani kuş kondurmayacaksanız standart bazı metinler hazırlayıp bunları diyelim ki mail atıyorsanız sizin işinize yarayabilecektir. Dolayısıyla işte daha pahalı bir veya sabit ücret ödemeniz gereken bir yazılıma kullanacağınıza ücretsiz versiyonlarını kullanıp sadece ek bir özellik ihtiyaç olduğu anda belki bir aylığına ücretli versiyonuna geçip bir ay ücret ödeyip Diğer zamanlar yine ücretsiz kullanmaya devam edebilirsiniz. Hani dolayısıyla e, bundan faydalanmak, çevre ücretsiz yazılımlardan faydalanmanın maliyet azaltma unsuru olarak değerlendirilebileceğini düşünüyorum. varalım gelelim 10. maddeye. O da şöyle toplu ofis malzemeleri satın alım. Yani e, ofisinizde evet, birçok gider yapıyoruz. İşte çay, kahve, şekerden tutunda kağıt toner, işte kalem, defter e, gibi, işte daha başka böyle işte ne bileyim kart vizitliklerden da işte ne bileyim belki e, takvimlere kadar harcamalar yapıyoruz e, veya ofisimizdeki ufak tefek yiyecek malzemeleri, temizlik e, malzemeleri gibi harcamalar yapıyoruz. İşte tüm bu harcamaları önceden planlarsanız belki de farklı şubeler veya ofisleriniz için Aynı harcama gruplarını birleştirip tek seferde e, e, ekonominin yani büyüklük ekonomisinin gücünü kullanarak bu satın almaları toplu olarak tek seferde yaparsanız hem ciddi indirimler alabilirsiniz hem de normalde sizin üzerinize binecek ek maliyetleri kargo gibi nakliye gibi belki çok büyük bir sipariş vererek aslında. ...tedarikçinizin ücretsiz vermesini sağlayabilirsiniz. Bütün bunlar sizin maliyet azaltmanıza neden olacaktır diye düşünüyorum. Gelelim 11. maddeye Şevval Hanım. Ağızdan ağıza pazarlamayı kullanın derim. İngilizce olarak hani word of mouth pazarlaması... ...veya işte word of mouth marketing, diye kısalttıkları konudur... ...ve pazarlama biliminin de önemli bir konusudur. Bu konuda şu... Büyümek istiyorsunuz, satışlarınızı arttırmak istiyorsunuz ama paranız yok. Pazarlamaya, reklama harcayacak paranız yok. Nasıl satışlarınızı arttırırsınız? İşte Bu ağızdan ağza pazarlama aslında veya referans pazarlaması olarak da düşünülebilir bir yandan. Ee, önemli bir ücretsiz maliyeti azaltacak biçimdeki bir e, satış arttırma unsurudur. E, maliyet azaltması reklam vermek yerine aslında sıfır maliyetle, Hizmet verdiğiniz veya ürün sattığınız kişilerin sizi başkalarına anlatmasını veya tavsiye etmesini isteyerek bu süreci başlatabilirsiniz. Dolayısıyla bir işletme diğer başka bir işletmeye işte ben bu ofis malzemelerini örneğin şuradan alıyorum çok da memnunum dediği anda aslında siz hiçbir pazarlama yapmadan ücret ödemeden bedava maliyetle bir yeni müşteri adayı kazanmışsınız demektir. Bunun maliyet azaltıcı etkisini kullanın derim. Ee, gelelim 12.ye. O da şu zaman alan görevleri otomatikleştirin. Biliyoruz ki iş yaparken sürekli e, frekans olarak tekrarlanan, yüksek frekanslı yaptığımız aynı tarz işler var. İşte sürekli bir yere bir veri girişini yapmak veya bir yerdeki bir ekrandaki veriyi alıp başka bir yere kopyalamak gibi örnekleyebiliriz bunu. Ee, bu örnekteki işleri artık otomatikleştiren yazılımlar var. Buna da hani RPA teknolojileri deniyor. E, ee, Robotic Process Automation'ın kısaltması yani Robotik Proses Otomasyonu olarak Türkçe'de kullanılıyor. Robotik Proses Otomasyonu'na sahip iş yönetim yazılımları var. Ee, bu sayede aslında sizin otomatik olarak yapacağınız şeyi kural setleri belirleyerek Yazılıma otomatik olarak yaptırtabiliyorsunuz. Bunlardan faydalanın. Böyle yazılımlara sahip olmasanız bile... ...işte kullandığınız bir Excel'de bile... ...aslında belli makrolar yazarak tek seferde bunu yapıp... ...birçok işi otomatikleştirebilirsiniz. Zamandan tasarruf edersiniz. Bu da maliyet azizi düşürme olarak size dönmüş olacaktır. Gelelim 13.ye. O da şu çalışma alanını verimli kullanın. Yani ofislerinizi verimli kullanın. Çünkü fark ettik ki aslında biz geniş geniş ofislerde ya işte gözümüz gönlümüz de açık, açık olsun gibisinden böyle ya ileride büyürüz işte şurada da bir yerimiz olsun düşüncesiyle ofislerimizi biraz ferah ferah kullanıyoruz aslında. Son zamanlardaki gelişmeler ve uzaktan çalışma Metodolojileri biraz bize bunu gösterdi. E, bu noktada e, ofisteki kaybettiğiniz yerleri bulup aslında belki fazla ofis alanı kirasından kurtulabilirsiniz veya ofis e, çözümleri olarak aslında bu esnek ofisler, geçici ofisler, e, sanal ofisler veya işte ortak paylaşımlı ofisler gibi kavramları ele alıp ihtiyacınız olduğu zaman sadece ofis kiralayabilirsiniz. Yani bir ofisi bir yıllığına kira kontratına bağlamak yerine bir günlüğüne ofise ihtiyacım var ve gidiyorum bu ofisi kullanıyorum diyebilirsiniz. Artık günümüzde böyle e, e, ofis imkanları var, paylaşımlı ofisler var. Dolayısıyla bu tarz e, o paylaşımlı ofis mantığından faydalanmak paylaşım ekonomisinin de aslında ofis hayatına uyarlanmasıyla ciddi bir maliyet tasarrufuna yol açacaktır. Gelelim on dördüncüye. 14 de vergi indirimlerini ve devlet desteklerini mutlaka takip edin ve işletmenizde şirketinizde uygulayın İşte devletler ülkemizde de olsun tüm dünyada da olsun farklı zamanlarda farklı yatırımlara vergi indirimleri sağlayabiliyorlar veya farklı devlet destekleri yapabiliyorlar sektörel olarak işte çalışan sayısıyla olarak istihdam arttırmaya dönük işte belli bir sektörü teşvik etmeye dönük veya argeyi inovasyonu yeniliği teşvik etmeye dönük devlet destekleri, hibeler veya teşvikler e, gündeme geliyor. Bunları takip edin ve etkin bir şekilde faydalanmaya çalışın. Çünkü orada devlet sizin belli harcamanıza destek olacağı için maliyetlerinizi otomatik olarak azaltmış olursunuz ve o ürününüzün belki de rekabetin rekabet şansını arttırmış olursunuz. Çünkü ürününüzün birim maliyetini aşağı çekmiş olacaksınız diye düşünüyorum. Gelelim sonuncu başla. Bu etkili e, olacak e, maliyet azaltma e, yöntemlerine örnek olacak 15. başlıkta şu çalışanlarınıza yatırım yapın. Hanım. Şey çünkü her çalışanına yapılan yatırım aslında size çalışan bağlılığı, çalışan memnuniyeti, çalışanın işini daha verimli yapması ve bütün bunların kombine birleşmesiyle beraber de maliyet düşüşü ve verimlilik artışı olarak dönecektir. E, düşünün ki satın almada bir personeliniz var ve siz buna bu personelinizi satın alma teknikleri, etkili satın alma teknikleri konusunda hiç hiç yetiştirmemişsiniz. Gelmiş, Demişsiniz ki ya hadi satın almaları yap. O kadar. İşte geçmiş satın alma bilgilerimiz bu. Şimdi talepler de bu. Hadi satın almayı yap. Şimdi bu kişiyi eğitmezsek, bu kişiye yatırım yapmazsak, bu kişiyi geliştirmek üzere belli programlara e, sokmazsak, belli eğitim programları, geliştirme programlarına e, kişi yapabileceği bir işin potansiyelini çok daha az kullanacağından ötürü aslında verimli bir satın alma yapamayıp belki de maliyet artışına neden olacak. Halbuki biz o satın alma profesyoneline yatırım yapsak belki de işte senelik 10 milyon dolarlık bir satın alma bütçesinde %10 bile iyileştirme yapsa 1 milyon dolar size maliyet azaltacak demektir. Bunu aslında yapacağımız işte belki bir birkaç bin dolarlık çalışana yatırımla kazanabilecekken bunu es geçiyoruz ve bunu es geçtiğimizin farkına bile varmıyoruz bir maliyet yöntemi olarak, maliyet azaltma yöntemi olarak. Ne olur ve ne olur çalışanlarınıza yatırım yapın, bu sayede maliyetinizi azaltın deyip sözü tekrar size vermiş olayım. Ağzınıza sağlık Erdem Bey, madde madde anlattığınız için daha da iyi anladık ve aklımızda hiçbir soru işareti kalmadı. Tabii ki bu konuda. Ee, az Buraya kadar işletme maliyeti hakkında konuştuk, maliyet azaltma yöntemleri hakkında konuştuk. Ama bunlardan konuşurken sermaye maliyetinden de konuşmamak olmaz çünkü karşımıza çıkan bir kavram. Bu kapsamda Erdem Bey, sermaye maliyeti nedir? Sermaye maliyeti nasıl azaltılır? Sizlerden bunları, bunları da dinlemek isteriz. Tabii ki Şevval Hanım. Ee, şöyle ki, şimdi sermaye maliyeti nedir? Ee, sermaye maliyeti e Örneğin yeni bir fabrika inşa etmek gibi bir sermaye bütçesi veya sermaye bütçeleme projesi yapmak için gerekli olan geri gerekli olan paranın geri dönüş değeridir. Özellikle analistler, yatırımcılar sermaye maliyetlerini tartıştıklarında aslında genellikle bir firmanın borç maliyeti artı öz kaynak maliyetini bir araya getirilmiş olarak ifade ederler. Yani bir başka ifadeyle sermaye maliyeti aslında bir borç maliyeti iki öz kaynak maliyetinden oluşur. Çünkü sermayenin tanımı gereği sermaye bir firmanın elde ettiği işini yapmak için elde ettiği paranın geldiği yeri belirtir. Ya bu borçla gelebilir, dışarıdan alınan paradır ya da e, kendi paranızı işe koymuşsunuzdur. Buna da zaten öz kaynak denir. Dolayısıyla hani sermaye maliyetini aslında ifade ettiğimiz zaman, bir başka ifadeyle öz kaynak maliyetiyle borç maliyetinin ağırlıklı ortalamasını kastediyoruz diye düşünebilirsiniz. E, sermaye maliyeti şirketler tarafından genelde bir sermaye projesinin e, kaynakların harcanmasına değip değmeyeceğine, karar vermek için e, kullanılır. E, aynı zamanda da bir yatırımın e, e, yapılıp yapılmama kararını vermek için alınacak riske değip değmediğini belirlemek için kullanılan bir enstrümandır. E, sermayenin maliyeti tabii ki kullanılan finansmanın e, şekline bağlıdır. E, i̇şletmeler eğer yalnız öz sermaye yoluyla finanse ediliyorsa öz kaynak maliyetini ifade edecektir sermaye maliyeti. Yalnız borç yoluyla e, bu yatırımı yapıyorsa aslında sermaye maliyeti tamamen borç maliyetini ifade edecektir. E, Birçok şirket e, işlerini finanse etmek için e, baktığımız zaman bir e, şey borç ve öz sermayenin kombinasyonu olarak kullanır. Belli oranda öz kaynak kullanır, belli oranda borç kullanır. Bu tür şirketler için toplam sermaye maliyeti yaygın olarak Ağırlıklı ortalama sermaye maliyeti olarak bilinen ki bunun İngilizce kısaltması WACC'dir. Onu da söyleyeyim yaygın kullanılan bir terimdir e, muhasebede e, bilinen e, ağırlıklı ortalama sermaye sermayesi olarak bilinen e, tüm sermaye kaynaklarının ağırlıklı ortalama maliyetlerinin e, hesaplanması ile elde edilen yöntemdir denebilir. E, bu noktada hani sermaye maliyetini e, özetleyecek olursak bir şirketin yeni bir bir şirketin ekipman makine satın almak veya yeni bir inşa bina inşa etmek gibi bir sermaye projesini üstlenmek için ihtiyaç duyduğu parayı ve bunun maliyetini temsil eder. Sermaye maliyeti tipik olarak ağırlıklı ortalama sermaye maliyeti olarak bilinen şirketin sermaye yapısına göre farklılaşan borcu hem öz sermayenin hem de borcun maliyetini kapsar diyebiliriz ve sonuncu olarak da bir şirketin yeni projeler için yatırım kararları aldığı zaman almak için her zaman projeyi finanse etmek için baktığı kavramlardan biridir sermaye maliyeti eğer bir sermaye maliyeti ni aşan bir getiri planlanıyorsa bu yatırımda o projenin yapılma kararı alınır. Eğer aksi takdirde proje yatırımcılar için bir getiri sağlamayacaktır. Dolayısıyla sermaye maliyeti getiriyi aşacaktır. O yüzden de yatırım yapılmama kararı çıkacaktır denebilir. Ee, bu noktada e, e, şöyle diyebiliriz. Sermaye maliyetini bir örnek e, verecek olursak mesela bir sermaye ve nasıl hesaplanır da bir örnek verecek olursak Mesela sermaye yapısı %90 öz sermaye, öz kaynak, %10 e, borç olan bir işletme düşünelim isterseniz. E, bu bu sermaye yapısına sahip bir şirket yatırım yapmak için e, bir karar almak üzere ve bunun için de şunu düşünmek lazım. Hissedarlarından para alacak yani öz kaynak, %90 öz kaynak. Hissedarlar bunun için aslında bir getiri talep ederler. Yani ben minimum şu i̇şte şunu alırsam mesela para koyarım diyebilirler. Mesela bu da yüzde beş olsun. Talep ettikleri getiri. Yüzde beş getiri talep ediyorlar. Ama mesela borçla aldığı para da yüzde on finansal piyasalardan, bankalardan kredi alıyor olsun. O zaman bu şirketin aslında toplam e, sermaye maliyetini nasıl hesaplarız örnek olarak hesaplayacak olursak. Yüzde i̇şte doksanı öz kaynaklardan oluşuyordu. O zaman sıfır çarpı yüzde beş onun maliyeti artı ne kadarı borçtan oluşuyordu yüzde on sıfır nokta on çarpı yüzde on beş dediğimiz zaman bu basit matematiği yaptığımızda yüzde altıyı buluruz. Diyebiliriz ki bu örneğe göre sermaye maliyeti bu firmanın bu proje için yüzde altıdır diyebiliriz. Bu bunu anlatarak da umarım hani biraz sermaye kavramını sermaye maliyeti kavramını ve bunun nasıl hesaplandığını biraz daha netleştirmiş olmuş olalım. Şimdi gelelim sermaye maliyetini nasıl düşürebiliriz konusuna. Burada da aslında 7 tane gerçekten hani başarılı öneri sunmak istiyorum. Tabi bu biraz geniş açıdan bakarak bu önerileri sunacağım. Hani maliyet azaltmanın yanı sıra sermaye maliyetini azaltmaya da odaklanıyor olacağım. Bu 7 öneride hızlıca ilerleyecek olursak bunlardan birincisi ileriyi düşünün derim. Yani geleceği düşünün. Hem de iyi düşünün ve planlayın. Çünkü yapacağınız yatırım aslında ne kadar iyi düşünüp planladığınızla doğru orantılı olacaktır. İyi düşünülmemiş yatırımlar ya çok yüksek yatırım bedellerine ve gereksiz makine kapasitesine yol açabilecektir ya da gelecek talebi düşünmeyip Az bir yatırımla gelecekte çok daha pahalıya o yatırımı yapıp daha yüksek sermaye maliyetine yol açabilecektir. Dolayısıyla her iki durumda da sermaye maliyeti artışını sınırlamak hatta sermaye maliyetini azaltmak için ileriyi düşünüp gelecekteki iş dünyasını ve bulunduğunuz sektörü ve talep tahminini en iyi şekilde yapmaya çalışırsanız, ...aslında ona uygun boyutta bir yatırım bütçesi çıkartabilirsiniz. Bu sayede sermayenin aslında kendisinden tasarruf edebilirsiniz. Dolayısıyla da sermaye maliyetinizi azaltmış olursunuz derim. E, i̇kinci konu şu, dijitale geçin. Hangi sektör, hangi işi yapıyorsanız olun... ...dijital dönüşümden kaçamayacağınızı görmeniz lazım... E, sermaye maliyetinizi düşürmek için de dijitale geçmeniz lazım. Artık birçok şey manuel yapılmaktan dijital ortamlara taşındı. E, örnek vermek gerekirse mesela bunun sermaye maliyetini nasıl azalttığına dair eskiden bir yine dijital diyeceğimiz yazılımı almak için bile e, hani on-premise dediğimiz yerinde kurulan e, sunuculara yapılan yatırımlar söz konusuydu. Çünkü bir yazılım almak demek onun şirket içinde barındırılan fiziksel bir sunucu bilgisayarında tutulması hatta işte onun yedekleri için ayrı bir sunucunun bulundurulması gibi sabit sermaye yatırımı maliyetleri oluşturuyordu ve çok da yüksek maliyetlerdi. Oysa dijitale geçtiğimiz zaman özellikle de buluta geçtiğimiz çevrim içi teknolojilere geçtiğimiz zaman aslında böyle büyük yatırımları yapmayıp kullandığımız kadar ödemek, ihtiyacımız olduğu zaman o sunucu kapasitesini büyütmek ve onun ücretini sadece o zaman dilimi için ödemek, sonra tekrar küçültmek ve gereksiz sermaye maliyetinden kurtulmak çok yapıcı bir çözüm olarak karşımıza çıkıyor. Dolayısıyla hangi işi yaparsanız yapın dijital teknolojilerine geçtiğinden, geçtiğinizden emin olun derim sermaye maliyetini düşürmek için. Üçüncüsü Performans sınırlarını zorlayın. Şimdi sermayeyi oluşturan bileşenler pek tabii ki e, işin e, kaynak kısmı. Tabii bu kaynakların harcandığı ve bu sermaye niye ihtiyaç duyulur sorusunda cevap olarak ortaya çıkan işler var. Onlar nedir? Ya makinalara harcanır ya fabrikalara harcanır. Ya orada çalıştırılan işlere bir nevi işletme sermayesi olarak e, işçilere harcanır. Veya işte o işi yönetsel olarak çalışan çalışanlara harcanır. Şimdi bunların her birinde performans sınırlarınıza ulaştığınızdan ve bu sınırları yukarıya doğru ittirdiğinizden emin olmanız lazım. Sermaye maliyetini düşürmek istiyorsanız şey varalım. Çünkü e, belki de yeteri performansla çalışmıyorsunuz. İşte bir makinanız var. o e, OEE oranı işte %70'lerde geziyor. E daha ee, minimumda zaten %80'e çıkarmanız lazım bunu. Belki %90'lara çıkardığınız zaman da yeni makine yatırımınızı düşünmek lazım. Ama %70'lerde ise bir %10 minimum yani e, yani %80 denir genelde o hani e, idare eder sınırı öyle ifade edelim. E, o de hani e, overall equipment efficiency'nin kısaltmasıdır. E, yani ekipmanlarımızın aslında ...toplam verimlilik rasyosudur diyebiliriz. Dolayısıyla daha performans orada yerimiz var. Dolayısıyla o makineye harcadığımız paradan elde edeceğimiz daha fazla gelir var. Dolayısıyla sermaye maliyetini düşürmek istiyorsak... ...o makinenin performansını yukarı doğru zorlamalıyız. Bunun tabii çok farklı yöntemleri olabilir. Belki ayrı bir zamanda da bunu konuşuruz sizinle. Gelelim dördüncü sermaye maliyeti azaltma yöntemine... O da şu basitleştirin, basitleştirin İşinizi basitleştirin. Ne kadar bir işi karmaşık hale getirirseniz, o kadar çok daha fazla karşınıza yük çıkar, o kadar makina ekipman farklı çalışan işte çalışanın üzerine şef müdür almanız gerekir. Onlar için ayrı yazılım lisansları almanız gerekir. Onlar için ayrı bilgisayar gerekir. O bilgisayarlar alınca işte sunucunuz kaldırmaz. Ayrı bir sunucu daha almanız gerekir. Bakın. Ben bile yoruldum anlatırken. Karmaşıklaştırdığınız anda sermaye maliyetiniz artar. Basitleştirin. Süreçlerinizi basitleştirin. Süreçlerinizi yalınlaştırın. Süreçlerin iş süreçlerinizi optimize edin ve basit bir şekilde bunları yalınlaştırdığınız takdirde aslında birçok gereksiz harcama yaptığınız ortaya çıkar ve birçok yeni yatırıma da ihtiyacınız olmadığı ortaya çıkacaktır. Dolayısıyla sermaye maliyetiniz düşecektir. Bunu kesinlikle ihmal etmemenizi öneririm. Gelelim beşinci önerime sermaye maliyetlerini düşürmede. O da şu modüler yapıları deneyin. Her şeyde modüler. Yani işte e, Legolar gibi düşünün. Lego 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 bir, birkaç parça Legoyu ben burada birleştirip şu an için ihtiyacım arabaysa araba yapabilirim. Ama sonra o modülü oradan alıp diyelim ki işte şu an arabaya ihtiyacım yok ama tekerlekleri kullanacağım. Bu sefer motosiklete ihtiyacım var örneğin. Hani biraz uç bir örnek oldu ama hani o motosiklette o tekerlekleri kullanayım gibi düşünün. Hani böyle bir analojiyle anlatmak istedim Lego dünya oyuncak dünyasını kastederek. Dolayısıyla modüler yapılar kullanırsanız, sizin bir noktada yoğun ihtiyacınız olduğu bir dönemde başka taraftan o modüler yapıyı geçici olarak alıp bu tarafa monte edip, hani bu bir işçilik de olabilir, bu bir fiziksel malzeme makina ekipman da olabilir kullanabilirsiniz. Daha sonra Orada ihtiyaç azaldığı zaman öbür tarafa gidebilirsiniz. Dolayısıyla esnek üretim kavramının içerisinde de yer alan aslında modüler yapıları, modüler hücre üretimlerini veya yalın üretimleri, yalın yönetimleri mutlaka esnek teknolojileri kullanmamız lazım diye düşünüyorum. Sermaye maliyetini kontrol altında tutmak için gelelim altıncıya. O da şu risk alın. Risk alından kastım şu sermaye maliyetini düşürmek için tabii ki belli riskleri almak gerekecektir. En mesela örnek olarak aklıma gelen ve sıklıkla karşılaşılan bir risk aslında unsuru şudur: stok tutmak. Stok tutarsınız çünkü diyelim ki bir şey bir makineyle ilgili yedek parça stokunuzu tutuyorsunuz. Evet, bu makine arızalanır diye. Ama diyelim işte yedekte 3 tane piston tutuyorsunuz. Niye? İşte aslında bir pistonu var ama hani ya hepsi birden işte üst üste kırılırsa birini beceremezsem ikincisi olsun ikincisi de olmazsa üçüncüsü de olsun mantığıyla. Tam bu bir size konfor alanı yaratıyor ama her konfor alanının bir maliyetle geldiğini bilmemiz lazım. Mesela bizler işte insanoğlu uçağı da öyle mükemmel ve korunaklı yapabilir ki işte böyle çok demirlerden kurşun geçirmez hiçbir şey geçirmez patlamaz çatlamaz ama... O kadar ağır olur ki o uçak yerden kalkamaz. O yüzden hani konfor alanını optimize etmemiz lazım. Riski optimize etmemiz lazım. Bir risk optimizasyonu konusu bu aslında. Dolayısıyla mesela konu yedek parçaysa yedek parçanızdaki stoğu azaltarak sermaye maliyetinizi düşürebilirsiniz. O o yedek parça stoğuna bağladığınız sermayeyi aslında daha Farklı daha nakit getirici, kar getirici alanlarda değerlendirerek sermaye maliyetinizi düşürebilirsiniz diye düşünüyorum. Gelelim yedinci ve son önerime Şevval Hanım. O da şu, alternatif finansman kaynaklarını araştırın. Şimdi unutmayın ki sermaye maliyeti, borç maliyeti artı öz kaynak maliyetinden oluşuyordu. Her iki tarafta da hem borç tarafında hem öz kaynak tarafında farklı finansal enstrümanlar, alternatif finansal kaynaklar, bulunabilir ve bunların maliyet azaltıcı yöntemler olarak bunlar karşımıza çıkabilir. Öz kaynak olarak mesela halka arzı düşünebilirsiniz. E, IPO dediğimiz işte halka arz süreçlerini düşünüp borsaya açılmayı düşünüp oradan öz kaynak temin edebilirsiniz. Örnek vermek gerekirse bu sermaye maliyetinizi ciddi manada düşürecektir. E, öte yandan borç kısmında da genelde bankalara gidip kredi almak ilk akla gelendir ama çok farklı e, yöntemler de var, e, finansal enstrümanlar da var bu alanda. Özel sektör tahvil ihracı gibi, özel sektör işte sukuk ihracı gibi, işte çeşitli kaldıraçlar, kaldıraç e, türev piyasalarında e, e, belli finansal enstrümanları kullanmak gibi e, alternatif finansman kaynaklarının olduğunu bilmek, hakeza yatırımcı almak, stratejik yatırımcı almak, işte private equity, fonlarından yatırım almak, me melek yatırımcı almak, e, gibi konular da veya kitlesel fonlama, e, bunun hem dünyada hem de ülkemizde de e, şeyleri, altyapıları, zeminleri oluşturulmuş durumda. Yöntemlerine başvurmak sizin sermaye maliyetinizi aşağı çekici unsurlar olarak karşımıza çıkabilir. diyeyim ve sözü tekrar size ileteyim. Şey Erdem Bey tekrardan ağzınıza sağlık, çok sağ olun. Böylece de soruşumuzun son sorusuna gelmiş bulunmaktayız. Son olarak da sizlerden soracağım soruyu dinlemek isteriz. İşletme ve üretim maliyetlerinin düşürülmesi kapsamında Erdem Bey, Sonya olarak müşterilerinize ne veya neler sağlamaktasınız? Ee, teşekkür ediyorum bu soruyu sorduğunuz için Şevval Hanım. Tabii ki maliyet azaltma alanında aslında bir bizim bir maliyet azaltma danışmanlığı hizmetimiz var. Bu hizmetten faydalanmalarını öneririm. Maliyet azaltma projeleri genelde bizim hani yönetim danışmanlığı başlığı altında ele aldığımız yönetim danışmanlığının finansal boyutu başlığında değerlendirdiğimiz bir konu. Ve buradaki hani çalışma metodolojimizden biraz ve yaklaşımlarımızdan bahsedecek olursam tabii ilk önce bir mevcut durum analiziyle başlıyoruz birinci aşama olarak. Burada da e, kapsamlı bir maliyet azaltma projesini sağlayabilmek için gerekli bilgileri toparlamak, maliyet modelini, maliyet yapısını anlamak, şirketin sermaye yapısını, borç yapısını, öz kaynak yapısını anlamak için bu aşamayı kullanıyoruz. Daha sonra ikinci aşamada aslında finansal analizlerin yapılması gerekiyor. Orada da şirketin üstlenmiş olduğu maliyet yükünü hesaplama istiyoruz. E, aynı zamanda şirketin e, genel stratejileri doğrultusunda e, hedeflerini belirlemiş oluyor. Bu hedeflere ulaşmak için yapacağı finansal yatırımların ne olabileceğini anlayıp bunların e, finansal analizlerini gerçekleştiriyoruz ve e, işletme varlıklarının da yönetilebilmesi için en iyi uygulamalar nelerdir? Bunları kıyaslayarak aslında finansal analizleri tamamlıyoruz. Daha sonra süreç analizleri ve gider yapısı analizlerine geçiyoruz. Maliyet azaltma projelerini ele aldığımız zaman burada da özellikle her bir alt maliyet kalemini ele alıyoruz. Örnek vermek gerekirse işte üretim maliyetleri, pazarlama ve reklam maliyetleri, tedarik zinciri maliyetleri personel e, maliyetleri, finans muhasebe giderleri, insan kaynakları yönetimi giderleri, işte sigorta, harç e, gibi giderler, işte gayrimenkul, kira, leasing vesaire gibi giderleri hepsinin gider yapılarını analiz ediyoruz ve bu gider yapılarından aslında e, maliyet modelini e, bulmaya çalışıyoruz. Mevcut modeli bulmaya çalışıyoruz. Ve bir sonraki aşama olan aslında bu maliyet azaltma yol haritası ve maliyet azaltma projelerinin belirlenmesi safhasında da aslında organizasyon yapısı ve masraf merkezlerini değerlendiriyoruz. Operasyon modelini ve hedef operasyon modelini maliyet azaltma odaklı hedef operasyon modelini oluşturuyoruz. Ee, üretim pazarlama satış, dağıtım e, yönetim giderlerinin arge giderlerinin e, maliyet muhasebesi kapsamında ayrıştırılarak takip edilmesine dönük sistemleri e, öneriyoruz ve e, kuruyoruz. Maliyet düşürme odaklarını ve bunların önem derecelerini belirliyoruz ve en sonunda da aslında maliyet düşürme eylem planını ortaya koyuyoruz Bu aşamada, Beşinci ve son bu hizmet kapsamında verdiğimiz alt faaliyette şu maliyet optimizasyon çalışmalarının saha uygulama projeleri olarak yürütülmesi yani aslında kayıp her bir kayıp gözlemlenen yerin parasal karşılığını tespit etmek ve bunun kayıpların maliyet diline çevrilmesi ve bu sayede de kayıp maliyet matrisinin oluşturulmasını. E, sağlıyoruz. Maliyet azaltma teknik ve yöntemlerini oluşturuyoruz. Her bir alt işte pazarlamada bulduğumuz bulgulara ve önerilere uygulama projesi olarak işte üretim için hakeza öyle, finans için, insan kaynakları için, arge için e, bunları her e, unsur ve departman olarak düşünebilirsiniz şirketteki ve sonuncusu olarak da maliyet azaltma yönelik iyileştirme ve e, sürekli iyileştirme faaliyetlerini planlamak yani uygulanmasına rehberlik etmeyi e, yapıyoruz denebilir bir maliyet azaltma danışmanlığı projesinde. Çok teşekkür ederim Erdem Bey. Bölgede söyleşimizin sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bugün Erbastol'la kurucu Orta, Erdem Tüzünkan bizlerle beraber de işletme ve üretim maliyetleri nasıl düşürülür konusu hakkında konuştuk. Erdem Bey bize vakit ayırıp kanalımıza konuk olduğunuz için çok teşekkürler. Ben de teşekkür ediyorum Şevval Hanım. Keyifli bir sohbet oldu benim açımdan da. İnşallah yeni konularda izleyen ve dinleyenlerimizle buluşma fırsatımız olur diye umuyorum. Size de teşekkür ediyorum. Sağ olun Erdem Bey. Ben teşekkür ederim. Onu bunun izleyicilerimize de teşekkür etmek isterim. İzleyen herkese çok teşekkürler. Sorularınız varsa yorum, yorum olarak aşağıya yorum bırakabilir. Ya da iletişim bilgilerimizden bize ulaşabilirsiniz. Herkese iyi günler diliyorum.